Bitlo kripto para platformu sunar. Merhaba. İsrail dünya savaş tarihini değiştirecek bir saldırı gerçekleştirdi. İzliyoruz iki gündür televizyonlarda. Hizbullah güya güvenli olmadığı için cep telefonu kullanmıyordu. Haberleşmek için işte çağrı cihazları kullanıyordu. Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına mesaj sinyali geliyor. Hepsi çıkarıp mesajda ne yazıyor diye okurken falan çağrı cihazları patlıyor. Sanırım şimdilik işte 10 kişi öldü. 2800'den fazla yaralı var. 2800 hedef aynı anda. Ve bunların 200'ünün de durumunun ağır olduğu söyleniyor. Bugüne kadar dünya tarihinde görülmemiş, duyulmamış olağanüstü bir saldırı yöntemi. Aynı anda bir başka ülkede farklı farklı noktalarda bulunan ve belki de aslında gerçek kimliklerini bile bilmedikleri hedefleri tık ima ettiler. Eli kopanlar var, gözlerini kaybedenler var. Yani Lübnan'ın ülke genelinde neredeyse bütün hastanelerin acil servislerine aynı anda hücum oldu. Ben eminim o yaralı olarak gelenlerin kimlik bilgilerini de o hastanelerden toplamıştır İsrail. Yani kimleri vurduklarını isim isim hatta kamera görüntüleriyle listelendirmişlerdir. Bu işin nasıl yapıldığına dair teoriler havalarda uçuşuyor biliyorsunuz. Yani bugüne kadar böyle bir şey görülmediği için henüz o patlayan cihazlar da tam olarak incelenmediği için ancak tahminler ortaya atılıyor. Şimdilik işte en mantıklı görünen senaryoya göre İsrail istihbaratı Mossad'ın işte bu çağrı cihazlarının tedarik zincirine sızdığı tahmin ediliyor. Hizbullah'ın Tayvan'a verdiği siparişi öğreniyorlar. Tayvan'daki şirketin de aslında üretimi Macaristan'da yaptırdığını öğreniyorlar. Macaristan'daki üretim sırasında cihazların içine minik patlayıcılar yerleştiriyorlar. Ve yine üretim sırasında monte edilmiş bir yazılımla veya sonradan radyo frekansla uzaktan patlatılıyor. Böyle olduğu söyleniyor. Bir senaryo tabii. Yine bir başka senaryoya göre işte yine uzaktan frekansla direkt lityum pillerin de aşırı ısıtılarak patlatılmış olabileceği de hala ihtimaller dahilinde. Şimdi bu saldırının yani aslına bakarsanız nükleer silahlar da dahil bugüne kadar icat edilmiş en korkutucu silahlardan biri olduğunu söyleyebilirim. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü eminim bu saldırıyı duyan ve haberlerde izleyen herkes kendi cep telefonuna şöyle bir bakmıştır mutlaka. Yani çağrı cihazları böyle patlatıldıysa cep telefonlarımız da böyle patlatılabilir mi? Demek ki olabilirmiş yani. Aksini kimse söyleyebilir mi? Satın alınan özellikle ithal edilen her teknolojik cihaz işte bu örnekte görüldüğü üzere internete bağlı olmasa bile yani uydu bağlantısı olmasa bile siber yöntemlerle elektronik harp yöntemleriyle silah olarak kullanılabilir. Laptoplarımız, iPad'lerimiz, elektrikli otomobillerimiz silah olarak kullanılır mı? bu saatten sonra kimse hayır diyemez herhalde. Bakın işte gördük. Ya İsrail hedefin cebine girmiş. Cebine hedefin haberi yok. Bana sorarsanız Yusuf Yusuf silahıdır bu ha. Dünyanın her yeri Yusuf Yusuf etmiştir. Çünkü açıkça gördük. Yani cephe savaşında olmasak bile başka ülkelerde bile olsak herkes hedef haline gelebilir. Dünyanın bütün hükümetleri, dünyanın bütün ordularının komutanları, hatta dünyanın en zengin iş insanları şu anda hepsi şöyle bir cep telefonuna bakmıştır. Acaba mı demiştir. Zaten bir silahın caydırıcı olmasının bir numaralı en önemli sebebi nedir? Bak bende böyle bir şey var demek. Kullanmıyorum ama bende böyle bir şey var. Bana karşı düşmanca bir eylemde bulunursan sana işte bu yöntemle mukabele ederim demektir. Silah budur ya. Yusuf Yusuf silahı işte bence bu. Bilim kurgu filmlerinde özellikle yapay zekanın konu edildiği bilim kurgu filmlerinde mesela işte ne bileyim böyle elektrikli otomobillerin kontrolden çıktığını, işte bütün şehrin elektriğinin kesildiğini filan senaryolaştırıyorlar, seyrediyoruz. Yani solucan yazılımlarla nükleer santralları filan patlatıyorlar değil mi? Bunları seyrediyoruz. Ama bu İsrail'in yaptığını bugüne kadar bilim kurgu filmlerinde bile görmedik. Yani. İşte bu çerçevede, şimdi bakın lütfen. Kimsenin anlatmadığını size ben anlatayım.
İsrail bu işi nasıl yaptı biliyor musunuz? Şimdi ben size bunu anlatayım. İsrail bu işi nasıl yaptı? Teknoloji. Evet. İsrail'in en gelişmiş sektörü, İsrail ülkesinin en gelişmiş sektörü teknoloji. Sadece silah değil bakın, tarım mesela, genetik, tıp, optik, güneş enerjisi. Teknolojide dünyanın en ileri ülkelerinden biri o İsrail. İsrail'de tıpkı Kaliforniya'daki gibi hatta aynı isimle Silikon Vadisi var. Sırf İsrail'de, sırf İsrail sermayesine ait her biri 1 milyar dolardan değerli 79 teknoloji şirketi var. ABD'den sonra en fazla teknoloji şirketi kurulan ülke İsrail. Küresel yazılımda dünyanın en önemli 3 ülkesinden biri İsrail. Siber güvenlik diye bir şey var. Siber güvenlik pazarında dünyanın en önemli 4 ülkesinden biri İsrail. Siber güvenlik ihraç eden bir ülke. Bakın tek tek sayalım. Motorola'nın mesela, Amerikan Motorola'nın İsrail'de ARGE merkezi var. Araştırma geliştirme merkezi. T 1964'te İsrail'de araştırma geliştirme merkezi kuran ilk Amerikan şirketiydi Motorola. IBM'in mesela Kudüs'te ARGE merkezi var. Microsoft'un 1989'dan beri İsrail'de ARGE merkezi var. Philips'in, Siemens'in İsrail'de ARGE merkezi var. Bakın fabrikaları ya da bir şey demiyorum. ARGE merkezleri var, laboratuvarları var. Google'ın 2006 yılından beri İsrail'de ARGE merkezi var. Google'ın İsrail'de faaliyet gösteren yan şirketleri var. Apple'ın 2012'den beri İsrail'de ARGE şirketi var. Bakın tekrar söylüyorum. Yani bir dükkan açmaktan falan bahsetmiyorum. Şirket, fabrika kurmaktan bahsetmiyorum. ARGE kur, ARGE. ARGE merkezi var. ARGE merkezi var. Amazon'un mesela 2014'ten beri İsrail'de ARGE laboratuvarı var. Amazon'un. ARGE laboratuvarı. Japon mesela Fujitsu'nun, Toshiba'nın, Sony'nin, Mitsubishi'nin İsrail'de ARGE merkezleri var. Bakın altını çiziyorum tekrar. Fabrikalarından söz etmiyorum ben. ARGE merkezleri, araştırma, geliştirme laboratuvarları var. Mercedes'in, Volkswagen'in, Hyundai'nin, Honda'nın, Ford'un İsrail'de ARGE merkezleri var. Visa'nın Tel Aviv'de inovasyon merkezi var. Amerikan Online'ın İsrail'de ARGE merkezi var. Rus Yandex'in İsrail'de ARGE merkezi var. Sayayım mı ben? Alman Bosch'un mesela İsrail'de ARGE merkezi var. Xiaomi'nin İsrail'de ARGE merkezi var. Çinli, Hintli, Hollandalı, İngiliz, Kanadalı, Singapurlu, Güney Koreli, Fransız bu ülkelerin teknoloji devlerinin, yazılım şirketlerinin İsrail'de ARGE merkezleri var. Nokia'nın mesela İsrail'de ARGE merkezi var. Samsung'un İsrail'de ARGE merkezi var. Pfizer'in İsrail'de ARGE merkezi var. Bayer'in İsrail'de ARGE merkezi. Akıl almazdır. Saymaya kalksak bitmez. Çünkü İsrail'de çok uluslu şirketlere ait 400'den fazla ARGE merkezi var. 400'den fazla ARGE merkezi laboratuvardan söz edin. Bizimkiler hala sokaklara kola döküyor. Peki İsrail bu işi nasıl yaptı? Yani nasıl oldu da sadece 9 milyon nüfusu olan ve neredeyse 40 yıldır da savaş halinde olan bir ülke bu ya. Böylesine muhteşem bir teknoloji nasıl oldu bu ülke? Bilimle, eğitimle, üniversiteyle oldu. Bizim eğitime bakıyoruz kardeşim. Bakın Genelkurmay Başkanlığı yapmış adam mesela ya. Milli Savunma Bakanlığı yapmış. Eğitim konusunda ne diyor? Eğitimin amacı bilgi değildir diyor ya. Sayıyorum bakın 400'den fazla çok uluslu dünya çapındaki dev şirket İsrail'de araştırma geliştirme laboratuvarı kuruyor. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetmiş adam diyor ki eğitimin amacı bilgi değildir diyor ya.
Neymiş eğitimin amacı? Eğitim dediğin 4 yaşındaki çocuklara Allah korkusu aşılamaktır diyor. Yoksa LGBT olurlar falan diyor. Kafayı oraya takmış. Bakın Ulaştırma Bakanlığı yapmış bu ülkede. Türkiye'nin en uzun Ulaştırma Bakanlığı yapmış kişi. Hatta Başbakanlığı, Meclis Başkanlığı yapmış kişiye. Bakıyoruz. Bilim ve teknolojiye ne kadar hakim olduğunu nasıl izah ediyor? Bakın Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi diyor ki bulut sistemi dedikleri bir şey var. Evet, herkes oraya bir şey atıyor, abur cubur dolduruyorsun, herkes oradan alıyor ama işte karışmıyor diyor. Bakın nasıl bilimsel izahat? Muhteşem değil mi? Abur cubur diyor. Sonra diyor ki bu bilişime fazla kafa yorarsan kafayı sıyırırsın diyor. Bakın Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı yapmış kişiden söz ediyor. Bu diyor bulut bilişimine, bilim sektörüne diyor fazla kafayı yorarsan kafayı sıyırırsın diyor. Nimetlerinden kullanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman diyor kötü. Çok fazla hikmetine fazla şey etmemek lazım. Bakın kelimeler böyle. Ulaştırma Bakanı nasıl bilimsel izahat? Eğitim dedin işte böyle bak şahane. Bakın siber güvenlik meselesi konuşuyor değil mi? Adam bir ülkeden bir başka ülkeye siber saldırıyla işte çağrı cihazlarını patlattı, telsizleri patlattı sonra. Bir başka. Ama bu ülkede İçişleri Bakanlığı'nın teslim edildiği, yani hepimizin güvenliğimizin teslim edildiği kişi ne dedi abi? Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur. Çünkü ben ömrümde bir tane bile güvenlik makalesi okumamış adamım dedi ya. Hayatında bir tane bile güvenlik makalesi okumamış adamı İçişleri Bakanı yaptılar. Hala şimdi televizyona çıkıp hamdolsun bizim ülkemiz siber saldırıya güvenli filan diyor. O gitti bu şimdiki geldi. Ya Coca-Cola ile Fanta'yı ayırt edemeyen adamı İçişleri Bakanı yaptılar ya. Hala diyorlar ki müşteri olun siber saldırıya karşı güvenliyiz diyor. Bakın eğitimden söz ediyoruz. Saydım işte eğitimli ülkedeki 400 şirketin nasıl ARGE kurduğunu anlattım. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı ne diyor? Tarikatlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz diyor. Tarikat diyor. Bu kafayla tabii işte anca gidip Starbucks dökersin. Bakın ne diyordu Aslın liderimiz mesela teknoloji konusunda? Hatırlayalım lütfen. Ülkeyi yöneten kişi. Ne diyordu? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var diyordu ya. Gider Samsung alırız. İşte bu ithalat kafasıyla biz gidersek Atatürk Samsun'a çıkmıştı. İşte sen böyle anca Samsung'a çıkarsın. Olacağı bu. Eğer gerçekten İsrail böyle Lübnan'daki çağrı cihazları nasıl patlattı öyle filan diye merak ediyorsan asıl ondan önce ilkokulda sınıfın ortasına mezar maketi koyarak bu ülkede teknoloji olur mu? Önce ona kafa yoracaksın. Sınıfın ortasında ya öğretmen masasında çocuğu yatırıyorsun ders diye çocuğu sınıfta kefenliyorsun. Tabi siber saldırıya karşı anca muska yazarsın. Şimdi bakın lütfen. Bilim teknoloji diyoruz. Size ben Türkiye'de bilimin, eğitimin halini anlatayım. Şu anda bak Türkiye'de. Devlet okullarında berbat bir temizlik sorunu var. Bakın eğitimden vazgeçin. Daha eğitime gelmeye çok var. Bakın tuvaletten başlayayım ben. Çünkü devlet okullarında artık müstahdem yok. Ben mesela devlet okullarında okudum. Tahminim izleyicilerimizin de çok çok önemli bölümü devlet okullarında okumuştur. Yani ilkokuldan, ortaokuldan, lise her okulumda kadrolu müstahdemler vardı ya. 15 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır aynı okulda görev yapan müstahdemlerimiz vardı. Hatta çoğu müdürlerden, öğretmenlerden bile kıdemliydi. Ya okulun sahibi onlardı ya. Okulda eğitim hariç yani böyle temizlik, tamirat, ne bileyim işte kaloriferlerin yakılması filan.
bahçedeki ağaçlar vesaire, her konu onlardan sorulur. Okulun sahibiydi müstahdem. Şimdi artık devlet okullarında müstahdem yok artık. Şimdi bakın, özel okullara 500 bin lira, 600 bin lira, 1 milyon lira özel okullar, devlet okullarımızda ya müstahdem bile yok ya. Çünkü sayın hükümetimiz kendileri için itibardan tasarruf etmeyen, yani sayın hükümetimiz çocuklarımız için, eğitim için işte tasarruf tedbirleri uyguluyor onlar. Kendilerinde itibardan tasarruf olmuyor ama öğretmene, öğrenciye, okula gelince, eğitime gelince tasarruf tedbirleri. Artık okullarda böyle tek tük hariç kadrolu müstahdem kalmadı ya. Son birkaç yıldır okulların açılacağı hafta hiç olmazsa İşkur'dan geçici personel gönderiyorlar da, o da tam gün değil ha. Yarım zamanlı geçici personel gönderiyorlar. Yarım gün yani. Okullarımızda işte o bir tane yarım günlük geçici personelle iş görmeye çalışıyor. Bakın yani 1000 kişilik, 2000 kişilik okullar var ya. Bir tane personel olur mu ya? Geçici personeller de zaten ya müstahdemlikle falan adamların alakası yok yani. Yani çoğu soba yakmayı bile bilmiyor. Tamirat işinden anlıyor. İşsiz olduğu için İşkur'a başvuruyor mecburen. İşkur diyor ki müstahdem ol. Tamam diyor, razı adam, ne yapsın? Geçici olarak gönderiyordu. Okul müdürleri de ne yapsın? Bari bir kişi iş sahibi oluyor diye ses çıkarmıyorlardı. İdare etmeye çalışıyorlar. Ama bu yıl ya okullar açıldı. Binlerce devlet okulunda ilaç için bir tane müstahdem yok ya. İşkur'dan bile gelmiyor. Göndermiyorlar. Niye? Tasarruf tedbirli. Bir yandan da habere velilere çağrı yapıyorlar. Diyorlar sakın para ödemeyin, kayıt parası, bize haber verin, okul olmaz, aidat ödemeyin filan diyor. Herhangi bir geliri olmayan, dışarıdan geçici olarak müstahdem işe alamayan bu okullarda İşkur'da göndermiyor. Temizlik mesela nasıl yapılacak? Mesela okul müdürleri diyor ki velilerden para toplayalım, bari dışarıdan birini tutalım, para ödeyelim. Hayır diyorlar, veliden para toplayamaz. Nasıl olacak kardeşim? Temizlik nasıl olacak? Olmuyor, yapılmıyor. Bakın daha okullar açıldı işte 2 hafta oldu. Ya bütün okulların koridorları idrar kokuyor be. İnsan utanır yahu. Yani şu anda evladı devlet okulunda okuyan bütün aileler bunu biliyor. Bütün öğretmenler bunu. Ya sınıflar, koridorlar idrar kokuyor abi. Tuvaletler, içler acısı. Ya öğretmenlerimiz girip tuvalet temizlemek zorunda kalıyor. Çünkü öyle bir durum var ki yani o halde bıraksa ya çocuklarda bulaşıcı salgın olacak ya o vaziyette. Daha 2 hafta bismillah oluyor. Ya bazı okullarda veliler geliyor, anneler geliyor tuvaletleri temizlemeye ya. Böyle milli eğitim olur mu? İnsan utanır ya. Uçmuşsunuz siz makam araçlarıyla, saraylarda makam ara, dünyadan haberiniz yok be. Devlet okullarında tuvaletleri veliler, anneler temizlemeye geliyor ya. Tuvalet kağıdı yok, sabun yok ya. Öğretmenler kendi cebinden karşılamaya çalışıyor. Çünkü velilerden almaya kalktın mı, veliler, bir tane veli oturuyor hemen CİMER'e şikayette bulunuyor falan veya telefona sarılıyor, şikayet ediyor. Ya bir rezillik size anlatamam. Özellikle ilkokul çocukları ve özellikle kız çocukları. Ya tuvaletlere pislikten giremiyorlar kardeşim. Tuvaletler berbat, temizleyecek görevli yok. Öğretmen arkadaşım var, geçen gün arıyor. Aynı okulda hem ortaokul var hem ilkokul var. İşte ilkokul çocuklarına demişler ki siz bu tuvalete gireceksiniz. Ortaokul öğrencilerine demişler ki siz 2. kattaki tuvalete gireceksiniz. Tamam. Ya ilkokul çocuğu minicik böyle kız evladımız gelmiş. Küçücük daha ya. Demiş ki öğretmenim ben yukarıdaki tuvalete çıkabilir miyim? Niye kızım? Demiş ben tuvalete giremem. Hoca gidiyor bakıyor, tuvalet girilecek gibi değil ya. Ya el kadar bebelerimiz bunlar ya. İnsan utanır be. Tarikat sever Milli Eğitim Bakanı. İnsan utanır. El alem işte böyle İsrail mesela, bakın Microsoft'u, Siemens'i, Apple'ı getiriyor.
Pfizer'i, Bayer'i, Xiaomi'yi getiriyor herif. Ar-Ge merkezleri kuruduruyor. Laboratuvarlar kuruduruyor dünyanın en büyük şirketlerine. Bunlar gelsinler diye imkanlar yaratıyor. Vergi imkanları yaratıyor. Kendi devlet üniversiteleriyle bunları entegre hale getiriyor. Bu işler için devlet bütçesinden milyar dolarlar döküyor. Silikon Vadisi kuruyor adam. Sen tarikatlerle entegre olup devlet okullarına müstahdem bile vermiyorsun ya. Ya çocuklar bok kokusu içinde kardeşim ders yapmaya çalışıyor. Ayıptır ya. Yağmur yağıyor mesela. Çocuklar koşturuyor tabii bahçede falan. Koridorla çamur içinde kalıyor. Ya temizleyecek hizmetli yok ya. Ya öğretmenlerimiz elinde paspas koridor temizliyor abi. Camlar kirleniyor. Kim temizleyecek? Boyası var bunun, badanası var. Duvarlar patlıyor, nem yapıyor. Kim yapacak? Musluklar bozuluyor mesela. Evliler de para vermese nasıl tamir edilecek? Bakın sadece müstahdem de değil ha. Okulların kapısında duran görevli de yok yani. Eskiden bütün devlet okullarının kapısında görevli olurdu bile. Devlet okullarında okuyan herkes bilir yani. Ababam sınıfından hatırlayalım mesela. Müstahdem Hafize anaydı. Kapıcı Veysel Efendi'ydi. Bütün devlet okulları böyleydi. Hem müstahdemi hem kapıcısı vardı. Hatta böyle bırakın kapıyı falan okulun etrafında bile insanların böyle durmasını, sigara içilmesine falan izin vermezlerdi. O görevli. Ya kendisi için itibardan tasarruf etmeyen sayın hükümetimiz bunların hepsini işten çıkardı abi. Kendilerine para var, eğitime para yok abi. Okullar şu anda yol geçen anına döndü. Kapı açık. İsteyen giriyor, isteyen çıkıyor. Yani sen o okulun velisi misin, manyağın biri misin, hapçı mısın? Soran yok kardeşim, kapı açık. Elini kolunu sallaya sallaya isteyen giriyor ya. Nöbetçi öğretmensin mesela, bakıyorsun herifin biri kafayı yiyecek bir bahçede dolaşıyor abi. Ya kadın öğretmenin özellikle çok sıkıntı yaşanıyor. Boşanmış çiftler dramı var bu ülkede. Okula girip çocuğu almaya kalkanlar oluyor, okulun içinde kavgalar oluyor. Özellikle büyük şehirlerde bakın sakat muhitler var, iti var, uğursuzu var. Böyle okul olur mu kardeşim? Ya siz daha devlet okullarınızda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak alt tarafı bir kapıcı bile vermiyorsunuz. Ya ülkenin siber güvenliğini nasıl sağlayacaksınız ya? Devlet okulları dökülüyor. Milli eğitim kasten eğitimsizlik haline getiriliyor. Bakın öğretmenlerimiz kan ağlıyor. Okullarımız başıboş, öğretmenlerimiz sahipsiz hale getiriliyor. Okullarımızı işte gördük hem de milli günümüz 9 Eylül'de hala Gazze dersiyle açıyorlar. Bakın buradan söylüyorum bu kafayla gidersek dünyanın gıptayla baktığı teknoloji ülkesi olmayı falan boş ver. Dünyanın böyle vah vah diye acıyarak baktığı bir zavallı ülke haline gelmemize ramak var. Ramak var. Bakın tıpkı bunun gibi işte şahlandık filan diyen Türkiye'nin aslında nereye şahlandığını gösteren, ekonominin halini gösteren ibret verici bir gelişme oldu mesela önceki gün. Adalet Bakanlığı personel alımı için ilan verdi. Evet. 400 icra müdürü alınacak ya. Sayın şahlanan hükümetimiz artık hacizlere, icralara yetişemediği için 400 yeni icra müdürü daha alacak. Yani AKP'nin 22 yıldır icraatı nedir dersiniz? İşte bu icraat, bu yani icraat. Her gün yeni bir icra dairesi açıyorlar ya. Sanki fabrika açılışıymış gibi utanmadan tören yapıyorlar ya. İcra dairelerini kokteylle, alkışlı törenlerle açıyorlar abi. Sanki hizmet getirmiş gibi. İcra dairesi. Bakın Antalya'da mesela yeni icra dairesi açtılar törenle. Ya o açılış töreninde işte icra daireleri başkanımız falan böyle gururla konuştu, gururla. Dedi ki yeni icra dairemizle artık çok daha hızlı hizmet sunacağız dedi ya. Uzmanlaşmış birimlerimizle mükemmelliği hedefliyoruz. Yani Antalyalılara artık çok daha hızlı
ve çok daha mükemmel icralar gönderilecek. Ya bunu söyledi adam, alkışladılar ya. Kastam onu da ya. Yeni icra dairesi törenle açıldı. Ya personel genel müdürümüz, Adalet Bakanlığı konuştu törende, gururla anlattı. Dedi ki yeni icra dairemizle icra sistemimizi olumsuz imajından kurtaracağız dedi ya. Abi olumlu imaj olur mu ya icrada? İcranın dedi olumsuz imajından kurtaracağız. Yani artık Kastamonu'da olumlu icra imajıyla olumlu hacizler yapılacak. Ne mutlu Kastamonulara yani. Osmaniye'de ya yeni icra dairesi açtılar törenle ya. Ya şehir protokolü komple böyle geldi, kurdele kestiler. Hayırlı olsun dediler ya törenle. Yani Osmaniye'ye artık hayırlı icralar gelecek. Hayırlı icra. Kocaeli'de mesela yeni icra dairesi açtılar törenle, kokteyl düzenlendi ya. Ya bir havai fişek fırlatmadı kaldı abi. Kocaeli valimiz konuştu o dönemde. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bakın yeni icra dairesi Kocaeli'ye yakışan bir ortam oldu. Memnuniyet vericidir dedi. Yani artık Kocaeli'miz kendisine yakışan acizler yapılacağı için ne kadar memnun olsa az yani. Siirt'te böyle yeni icra dairesi açıldı törenle. Ya sayın medyamız bu yalaka medya. Ne başlık attı biliyor musunuz? Siirt yeni icra dairesine nihayet kavuştu diye başlık. Ya nihayet dediler ya. Ya Siirt çünkü hasretle bekliyordu bize ne zaman yeni icra dairesi açılacak diye. Nihayet açıldı. İcra dairelerinin böyle kapasitesini arttırmayı amaçlayan yeni icra modeli projesi var. Biliyor musunuz hiç? Duydunuz mu? Yeni icra modeli projesi. Nedir bu biliyor musunuz? Bakın Adana'da bu örneği hayata geçirildi bir pilot bölge olarak. Yeni icra modeli projesi kapsamında bakın tek tek sayayım. Adana Genel İcra Dairesi. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi. Adana Banka Alacakları İcra Dairesi. Adana Abonelik Sözleşmeli İcra Dairesi. Hep beraber törenle açıldı. Entegre tesis icrada. Ne mutlu Adana'ya. Afyon böyle, Tokat böyle, Kırıkkale böyle, Tekirdağ aynı, Kayseri aynı, Bursa böyle, Erzurum böyle, her yer böyle. Bakın İstanbul'u Avrupa'nın en büyük adliye binasını yaptı. Avrupa'nın en büyük adliye binası. Ya Avrupa'nın en büyük adliye binası bile icra yükünü taşıyamadı kardeşim. İcra iflas daireleri için 23 katlık iki yeni bina daha kiraladı. Bakın şimdi Ankara'ya dünyanın en büyük adliye binasını yapıyorlar. Ben iddia ediyorum icra yükü dosyaları o binaya da sığmayacak. AKP iktidara geldiğinde toplam 8 milyon icra dosyası vardı. 8 milyon, 39 milyon oldu ya. O 39 milyon, 8 milyondan 39 milyona çıktı. 2015'te mesela 26 milyon, 2017'de 28 milyon oldu, 2019'da 31 milyon oldu, 2021'de 33 milyon oldu, 2023'te 39 milyon oldu. Ya. Şahlanıyoruz dedikleri işte bu, icralar şahlanıyor. Akıl almaz bir dram var Türkiye'de. Bakın Türkiye'de 8 milyon falan keyfi yerinde insan var ekonomik açıdan. Bir 8-10 milyon kişi de idare eden falan gerisi bu durumda. 60 milyon kişi Türkiye'de dökülüyor. Bakın bu milletin bir ahlaki vicdanı var. Büyüklerimiz tembih ederdi. Derlerdi ki ahlı mal alınmaz ha aman ha. Ahlı mal alınmaz. Bu AKP geldi Diyanet'ine sordular bunları. Ne fetva verdi biliyor musunuz bu AKP'nin Diyanet'i? İcradan mal edinmek caizdir diye fetva verdi ya. E bu fetva ile tabii atladığı icra, icradan cami bile sattılar bu ülkede. Kahramanmaraş'ta haczedildi cami. İcra İflas Müdürlüğü tarafından açık arttırmayla sattılar cami. İcradan satılan mezarlık var ya. Belediyenin borcu yüzünden mesela Bergama'da Ayaskent mezarlığına haciz kondu ya. Akçakoca'da haczedilen mezarlığı açık arttırmayla satışa çıkardı. İcradan mezar taşı satıldı ya, tabut satıldı. Ankara'da Ankara İcra Müdürlüğü haczettiler, mezar taşlarını ve tabutları sattılar ya.
cenaze arabasına aciz geldi ya. Kars'tan Ardahan'a cenaze taşıyordu cenaze arabası. Jandarma trafik kontrolünde durdurdu. Hacizli oldu anlaşıldı. Ya cenaze arabası bağlandı ya. Yedeğimin otoparkına çekildi. Afyon'da mesela Afyon defter dağıldı. Ya bir kamyon satışı nedir? Ölüye aciz gönderdi. Ölüye ya aciz gönderdi. Dediler ki ya babamız öldü. Biz dediler anlamayız aciz. Türbeye aciz kondu bu ülkede. Türbeye. Çorum'da mesela Yörüklü'de yatırı aciz kondu ya. İcradan satılık Hazreti İsa ikonası var abi. İcradan satılık anaokulu var. İcradan satılık düğün salonu var. İcradan satılık lokanta var. Fabrika, dükkan, ev, otel, tarla, arsa, icradan satılık hepsi gani. İcradan satılık hastane var, eczane var, ambulans var, sedye var ya. Ya icradan satılık ameliyat mikroskobu var abi ilanlarda. Ben oturuyorum bunları okuyorum. İcradan doktor bile sattılar ya. Hatırlayalım lütfen. İcra dairesem de taşınır mal ibaresiyle. Bakın doktorları taşınır mal ibaresiyle sattılar ilanla. Bu açık attırmayla satışı yapıldı. Doktorların arasında kardiyoloji, ortopedi, kadın doğum, göz doktoru vardı. Çocuk doktorunu 55 bin liraya verdiler. Beyin cerrahını 44 bin liraya verdiler. Pratisyen hekimi 22 bin liraya verdiler ya icradan. İcradan satılık yarış atı var, deve var ya, balık çiftliği var. Bakın icradan güvercin satıldı mesela İzmir'de, ekstra trajik bir öyküsü var ha. Bankada adam vezneder olarak çalışıyor bir arkadaş. Zimmetine 2 milyon lira para geçiriyor, kaçıyor. Bir süre sonra yakalıyorlar bunu. Anlaşılıyor ki o zimmetine geçirdiği paralarla 2000 tane güvercin almış. 2000 güvercin aslında. Ya güvercinle icradan satıldı. İcradan satılık traktör var, dozer var, kayık var, karavan var. İcradan satılık piyano var, keman var, gitar var, bale ayakkabısı var ya. İcradan satılık tablo var, heykel var, minyatür var, rölyef var. İcradan satılık voleybol sahası var ya, tenis kortu var, yüzme havuzu var, boks eldiveni var, futbol topu var. Bakın bizim İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü'nün mesela basketbol potalarına bile aciz geldi. İcradan satılık iğne var, iplik var. Yandaş gazetelerin birinci sayfaları böyle palavralarla dolu ama farkında bile değiller. Aynı gazetelerin resmi ilan sayfalarında işte bu Türkiye gerçekleri yazıyor. Donumuza kadar aciz geldi denir ya bakın. Hem vallahi hem billahi. Hayaldi gerçek oluyor. İcradan satılık don var. İzmir'de, Dikili'de vatandaşın donunu haczettiler, icradan sattılar ya. Donsuz şahlanma oldu ya. İcradan satılık prezervatif var ya. Kerhane satıldı icradan ya. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan verdiler kerhane için. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde icra ilanında kerhanenin fotoğraflarını yayınladılar ya. Mavi Marmara Beribotu mesela. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitti AKP döneminde. AKP tarafından işte yardım kuruluşu İHH'ya satıldı. Bile bile Lades misali insanları doldurup Gazze'ye gönderdiler hatırlıyoruz. İsrail komandoları bastı insanları bile bile öldürdüler. Aslında liderimiz dedi ki bak giderken bana mı sordunuz falan işin içinden sıyrıldı. İşte o Marmara feribotunu bile sonradan icradan sattı. İşte ona aciz geldi. Şahlandı denilen Türkiye ekonomisinde büyüyen tek sektör icra dairesi sektörü abi. Kimseye iş yok. Sadece icrada iş var. İcra müdürü alıyorlar abi. İcradan satılan fabrikaları saymaya kalksak herhalde vakit yetmez. Ansiklopedi oluyor. Bakın vaziyet o kadar vahim ki. İcradan satılık fabrikaları %50'ye yarı fiyatına satan aracı şirket bile var. Ve işte en son 400 yeni icra müdürü daha alıyor Sayın Hükümet. 400. Faiz sebep enflasyon netice değil ama AKP'nin icraatları sebep işte bu icra rekoru netice. Türkiye ekonomisinde büyüyen tek sektör icra dairesi. Sonra deniyor ki İsrail orayı nasıl vurdu falan filan. Sen önce kendine bak. Evet.
Şimdi günün en önemli haberine gelirsek. Günün en önemli haberi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizim iktidarımızda rakı 140 lira olacak. Öyle hemen olmayacak ama dedi. 2 dönem, 10 sene içinde dedi. Biz iktidara gelince Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Maaşlardan değil fiyatlardan bir sıfır atacağız. Mesela dedi maaş dedi bugünkü gelirinizi düşünün öyle hesaplayın dedi. Mazot 4 lira olacak. Dana kıyma 55 lira. 1 litre rakı 140 lira olacak dedi. 1 litre rakı 140 lira. Şimdi Özgür Özel'i ben erken seçim istemediği için eleştiriyorum biliyorsunuz. Hatta bu yüzden partideki deniyorlara falan beni linç ettirmeye çalıştı. Ama bakın bu rakı 140 lira olacak vaadi yüzünden. Yani aman rakı demeyeyim falan bir şeyler derler falan diye kıvırmadan. Bakın hiç kıvırmadan. Rakıyı böyle hiç eğip bükmeden cesur şekilde dile getirdiği için ben kendisini yürekten kutlarım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bakın hep söylerim. Rakı içki değildir. Rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında böyle ne olacak bu memleketin hali diye kafa yorulmasının sebebi ondandır. Vatan sevgisidir. Mesela bakın TÜİK verileriyle falan siyasetçiler habire yalan söylüyor. Enflasyon konusunda, işsizlik konusunda falan yalan söyleniyor. TÜİK de ciddiye alınmadığı için yalandan kimse ölmüyor. Öyle değil mi? Yalandan kimse ölmüyor. Ama rakı mesela ciddi iştir. Yalanı kaldırmaz. Sahtesine denk gelirsen ölürsün. Yalandan kimse ölmez. Yalan rakıdan ölürsün abi. Rakı ciddi iştir. Hesap işidir mesela rakı. Kesene uygunsa içersin, hesabı ödersin. İçmezsen tek kuruş ödemezsin. Bu kadar. Ama bunlar öyle mi ya? Geçmediğimiz köprüye para alıyorlar. Uçmadığımız havalimanına para alıyorlar. Yatmadığımız hastaneye para alıyorlar. Rakı mı kötü, bunlar mı kötü abi? Hangisi vatandaşa daha zararlı yani? Rakı sofrasında mesela teklif vardır, ısrar yoktur. İster içersin, ister içmezsin, kendin bilirsin. Ama bunların köprüleri, tünelleri, havalimanları böyle mi ya? Metrozole para alıyorlar abi. Rakı mı milletin bünyesine zararlı? Bunlar mı? Türkiye rakıdır. Rakı Türkiye'dir. İnanmıyorsanız bakın gelin laboratuvarda deney yapalım. Ben iddiaya girerim. Bakın ilk gördüğünüzde mesela şişedeki su gibi berraktır. Şeffaftır. Halbuki su ilave ettiğinde aniden böyle sisli puslu hale gelir. Artık dışarıdan bakınca içini göremezsin, arkasını göremezsin. Anlayabilmen için, kavrayabilmen için hissetmen lazım. Hissetmek için de dışarıdan ahkam keserek olmaz. İçine girmen lazım. Türkiye hakkındaki gerçekler de böyle değil midir ya? Türkiye hakkındaki gerçekler ancak işte böyle anlaşılabilir, içine girer. E işte bu yüzden rakı içmeyenler Türkiye'yi asla anlayamıyor. Özbeöz Türk'tür rakı bakın. Türk icadı. Nereden biliyorsun Türk icadı olduğunu derseniz bakın. Nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor ki. Meçhuldür ya. Yani. Oradan malum işte ben biliyorum. Çünkü eğer biz Türklerden başka bir milletin icadı olsaydı cilt cilt yazılı tarihi olurdu. Şeceresini bilirdik ama bunu bilmiyoruz. Demek ki biz, belli ki bizim yani. Bakın şampanyanın mucidi kim biliyoruz yazmışlar. Fransız keşiş Dom Perignon değil mi? Biliyoruz. Rakıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bakın. Mesela bu Fransız keşiş Dom Perignon 1638 yılında dünyaya gelmiş. Yazılı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var. 1635 tarihinde. Henüz Dom Perignon doğmamış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde rakıdan bahsediyor. Bu demek oluyor ki ya şampanya icat eden adam bile daha kundakta ana sütü içerken biz aslan sütü içiyorduk. Bu o demek ki. Hatta bakın yine yazılı belgelerden T 1326 yılı Bursa'yı fethediyor rahmetli Orhan Gazi. Orhan Gazi Bursa'yı fethettiğinde kendisine fetihte yardımcı olan dervişlere falan böyle kasalarla rakı hediye ediyor. Bunu biliyoruz yazılı tarih. Ben sana daha ne diyeyim ya.
Bu millet 700 yıldır rakı içiyor. Millidir rakı. Milli. Üstelik rakıyı resmen milli içki ilan eden AKP hükümetidir ya. Çünkü Türk Patent Enstitüsü rakıyı milli içki olarak tescil edildi. Ne zaman? AKP iktidarında. Rakıyı milli içki olarak tescilleyen o Türk Patent Enstitüsü başkanın eşi de zaten AKP milletvekiliydi. Asrın liderimiz başbakanken, Abdullah Gül cumhurbaşkanıyken resmi gazetede yayınlandı. Milli içkimizin tarifi. Denildi ki karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan, özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan, kendine has, renksiz alkollü içki olarak tanımlanır. Geleneksel tat olduğu belirtildi resmi gazetede. Asildir rakı, nezakettir, zarafettir, adab-ı muaşerettir ya. Fava, plaki, şakşuka, memleket mezelesidir, mezele. Evrim teorisidir ya. Fazla kaçırırsan mesela özüne dönersin, maymun olursun abi. Bilimdir yani, evrim teorisidir. Bakın bilim deyince aklıma geldi. Mesela elektriğin icadından sonra bu AKP'nin sembolü olan ampul icat edildi sanıyorsan kesinlikle yanılıyorsun. O çok sonra. Elektriğin icadıyla birlikte hemen ne üretildi? Buz üretildi. Buz. Buz üretilince denildi ki ya rakıya niye buz koymuyoruz azizim denildi. Şimdi bu makul soru üzerine eskiden böyle rakılar küçük kadehlerde içiliyordu. Bu makul soru üzerine rakıya buz koymak için daha uzun tabi bardağa ihtiyaç oldu. Buz koydu. Düşündük, taşındık milletçe. Pratik Türk zekası devreye girdi. Limonata bardağı. Evet. Limonata bardağı rakı kadehi olarak kullanılmaya başladı. Yani kronolojik olarak açıkça görüldüğü gibi elektriğin icat edilmesinden sonra Türk milleti olarak ilk icadımız rakı kadehi oldu. Fevkaladedir. Ayülül aladır. 1926'da üretime başladığında işte bu isimleri koymuştu Tekel. Fevkalade. Ayülül ala. Kadındır rakı, kadın. Cumhuriyetin ilk yıllarında mesela bakın size ben markaları sayayım. Sevim, Elif, Hanım, Deniz Kızı, Üzüm Kızı, Jale. Bu isimleri taşırdı rakı markaları Cumhuriyetin ilk yıllarında. Botokstur aynı zamanda. Çirkin insan yoktur, az rakı vardır. İçilir, güzelleşilir. Öyle denmez mi? İçilim, güzelleşelim. Evet, botoks. Hayatın anahtarıdır. Büst gibi oturan adamın bile çenesinin kilidini açar abi. Çilingir sofrasıdır. Çilingir oradan gelir. Kontrolsüz, kontürsüz muhabbettir. Ya kahkahadır. Çocuktur ağlarsın. Ya. İçki denip geçilemez öyle değil yani. Çünkü neden? İçki içen ne yaptığını hatırlamaz. Ama rakı içen unutulanları bile hatırlar. Acısıyla tatlısıyla hatıraları kaydeden hard disk'tir. Tıp bazen çaresizdir. O ilaçtır be. Gurbete iyi gelir. Ruha merhemdir. Herkesin gençlik hatası olabilir. Mesela bira içersin. İşte sonradan para kazanınca böyle şarap içmeyi mata zannedersin bilen. Amerikalı kamyon şoförünün içtiği viskiye böyle kamyon parası ödersin. O ayrı bir şey. Kendi bir. Ama Kürtçü dükkanıdır. Döner, dolaşır, gelirsin. Akildir rakı. Ya. Hem de AKP'nin bile akilidir ya. Orhan Gencebay'dır mesela. Entel dantel ayaklarına yattığın için böyle sanki dinlemiyormuş gibi yaparsın ama hepimiz bilir ki ezbere bilirsin. Tatlı sestir. İbrahim tatlı sestir. Kürt realitesidir. Örgüttür rakı ya. Örgüt. Bakın peynir, kavun, rakı. Pekere. Pekeredir. Ama bölücü değildir abi, birleştirici örgüttür. Türkü de içer, Kürdü de, Ermenisi de, Yahudisi de. Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun. Yes be annem dersin. Bakın burasını özellikle söylüyorum. Çünkü Sözcü'de yazarken bu aynı ironiyi yapmıştım dediler ki vay şerefsiz Yılmaz Özil Kıbrıs'ı Rumlara veriyor filan. Böyle diyorlar. Ulan şerefsizler Kıbrıs'ı satan sizsin, siz.
Ne anlamı var rakısız otun, radikanın, cibezin, deniz bölücesini? Ya inek miyiz bize? Niye avlanıp böyle günahına giriyorsun boşu boşuna? Ayranla mı yiyeceksin lüferi ya? Bestedir rakı, güftedir. Dönülmez akşamın ufkudur. Müzeyyen Senar'dır, Zeki Müren'dir. Mesut Bahtiyar'dan şarkılardır. Şiirdir mesela. Hepsinin şiirinde geçer. Orhan Veli'dir mesela. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam demiş. Şiirdir, hepsinin şiirlerinde var. Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Fazıl Üstü Dağlarca'dır. Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. Edip Cansever'dir. Said Faik Abasıyanık'tır. Necati Cumalı'dır, Oktay Rıfat'tır, Melih Cevdet Anday'dır, Turgut Uyar'dır, Metin Altıok'tur. Metin Altıok. İlham Berk'tir, Can Yücel'dir ya. Hasan Hüseyin Korkmazgil'dir ve Küçük İskender'dir, Refik Durbaş'tır, Murat Anmungan'dır. Sayayım mı da? Ölmeyen şairlerin ölmeme günüdür. Evet. Bakın. Ertesi gün için bir şey diyemem ama rakı içtiğin gün ölmezsin diyen Cemal Süreya'dır rakı. Ertesi gün için bir şey diyemem ama rakı içtiğin gün ölmezsin. Ölmeme günüdür. Gözlerin gözlerime deyince su katılıyor rakıya. Denizler açılıyor önümde diyen Cahit Külebi'dir. Bu rakı var ya, bu rakı. Seninle içerken güzel. Kimler olursa olsun varsın. Rakılı ağzından öpmek en güzel diyen Aziz Nesin'dir. Nazım mesela bak. Demiş ki, bu meret öyle bir merettir ki acı ile içilir, tatlı ile içilir. Neşe ile içilir, ağlayarak içilir. Kabunla içilir, peynirle içilir. İkisi beraber çok güzel içilir. Yemekle içilir, meze ile içilir. Su ile içilir, susuz içilir. Soda ile içilir, şalgamla içilir. Ama işte bir tek salakla içilmez. Nazım. Mustafa Kemal'dir. Bakın utanmadan Ayyaş diye iftira atarlar ama ya Ayyaş dediğiniz adam kurup yücelttiği memleketi madem öyle ayık kafayla niye yönetemiyorsun diye sormazlar mı adamı? Özgür Özel'i tebrik ederim. Böyle cesur ol, canımızı ye. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olalım. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Anlattık tabii bu kadar. 4 talihli izleyicime en sevdiğim memleket mezelesinin tarifini vereceğim. İstiklal Caddesi'nin sonunda tünelde Antioçya var. Değerli arkadaşım, sevgili kardeşim, Süleyman Gülüm'ün hem şefi hem sahibi olduğu mekanı, medeniyetlerin buluştuğu nokta Antioçya. Bilen bilir, muhteşem ötesi bir yer. İşte oradaki olmazsa olmazım, en sevdiğim memleket mezelesinin tarifini vereceğim. Kadar. Şimdiden afiyet olsun, yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah. Bitlo, kripto para platformu sundu.